Kapıları yok, yayın yanı böyle varmış şeydim projeyi. Bunu öyle dışarıda nasıl okur lan? Olur, olur. Baksana bunu vurmayan an bu hiç eser mi bu? Şimdi arkadaşlar bunu teyzem getirmiş anneme. Neden acaba getirmiş? Ha, döndü teyzem miydi? Ha. Döndü teyzem, annem çiçeği çok seviyor ya. Hediye getirmişmiş. Acaba bu çok ünelmedi. Bu öbürkünler gibi olmadı. Olur dibinde ya. Acaba hormon bezi falan mı var acaba diye. Şimdi ona bir bakacağız. Çünkü hormon bezi bazıları erimiyor. Dibinde çürütüyor çiçeği. Annemin canı rahat etmemiş. Duydu ya hemen dur bakayım kızım diye. Merak etti herhalde. Onun dibini açacak şimdi. Açıp bir kökleyeceksin. Hmm. Yeniden mi gömeceksin gari onu ben? Yeniden tekrar dikeceksin gari. Nerede edeceğim onu? Bu döksem iyi mi çıkartın? Şöyle şu tarafa getir, ters getir bakalım öyle kenarından. Çıkmayacak hanım, sert. Hı? Sert. Çıkmayacak mı? Yerde peşin var bir şey yoksa mı? Sert mi daha dibi? Ama gayret bakalım. Çıkmayacak mı? Baya saçı da atmış gibi. Atmış mı baya saçı? Bütün çıkması lazım değil mi? Hı-hı. Dibi taş gibi. Dur bakalım var mı, merak ettik. Yokmuş. Hmm. Yokmuş bak. Yok da yarı sert. Hmm. Ama bak daha yenice saçaklara beyazı beyazı. Yeni saçaklar yemiş. Bak oracık. Yok yok. Yalnız bu taş gibi yani bu toprak. Yokmuş arkadaşlar, bunda hormon bezi. Ben kaç bak tane sen aldım, öyle hormon bezi çıktı da. Bak solun canım. Baksana taş gibi. Hmm. Ben saçak atmışım saatimi. Saçak ona mı ait acaba? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Herhalde, herhalde ona ait. Bayağı da saçağı varmış. Buna baksana. Hmm. Ama dendeki toprak olduğundan münelme diyorsa. Açık baksana bayağı şey diyor. Samuraksız. Sanki üstündeymiş acık samura. Baksana. Hmm. Valla bilmiyorum. Bayağı hediye getirdiydi. Hmm. Bayağı da saçak atmışmış. Varmış saçağı da. Samra almaya gitti annem. Şu badem de çiçek açmış. Bembeyaz. Yulafın içinde sırganlar var hala. Şunlardan toplayıp da bir börek yapamadık. Geçen hafta otlarla yaptıydık da. Şöyle annemin şurada şey var. Semrası var. Oradan aldı. Bu odunları da şey yapmışsın sıra. Dudu odunu muydu bu anne? Ha? Dudun odunları herhalde bu diyor. Isırgan otlarını. Tam böreklik valla. Neyse bir senin elin değsin bakayım. Bir senin elin değmediğinden belki ünelmemiştir o. Herhalde ne? O hazır olduğundandır. Ne bileyim ben kesin diye düzelirdi diyen. Şey gördü Hakan'ın karısı, o zaman iki öre açılık açılık, yenge bundan bana da ver, sonra çoğalsana verin kızım dedi. Hı. Baksana. Ya sopadan alsam. Şey olur. Bodur olanlardan herhalde, küçük olanlardan. Bodur. Kimisi büyükler oluyor endekini. Bunu böyle alsam da gömsem bir yer olur mu? Hı. Hı. Ne olacak? Yanına kenarına gömülsen nasıl olur? Eğer saçak atarsa yer değiştirirsin. Hı. Hadi bakalım inşallah küsmez. Hadi bismillah. Baya saçak atmış ama bu düzelmedi.
Şey kemik gibi o bence. Şey toprakmış dip tarafı baksana çok Ha. sert bir toprağmış. Üstüne azıcık samura karıştırmışlar. Yok yok, o samuru ben kendim ettim. Ha, sen mi ettin? Esermedi, baktım. O açık samura koydum, olmadı. Annem çiçekleri çok sever. Bakın oldu, Bunlar milleti kesim gelir, ona dikerim, buna dikerim galiba. bahar gelince isteyene de hep verir çiçek. Ver, veresim geldi ama o da üretsin dedim. Şurada bak, tam şurası annem gelin bahçeden, şu aşağıda kuyumuz var ya, kuyumuz geldiğinde şuraya suyumuz vardı. Annem mallara buradan verirdi suyu hani. Bir de sebze yatağı oldu. Buraya da sebze dikerdi. Şurası komple çiçek bahçesi gibiydi annemin. Bulduğu çiçeklerini saksılarda her yer çiçekti. Anneme biz caydırdık. Anneme dedik, anne dedik, böyle bahçede çiçek mi olurmuş? Çiçek evin önünde olur, güzel olacaksa dedik. Öyle mi? Öyle. Anneme o işi yapıverdik. Çiçeklerden caydırdık. Ondan sonra hıçtını o da kimisini verdi, dağıttı. Kimisi kurudu derken sulamayı verdi. Ama sonradan bak ya, annem hala çiçeklerde gözü. Çok seviyor çiçekler annem. Onlarda ne var? Takla tohumuymuş, katmışım burası. Takla tohum. Aramayayım, koyamadılar herhalde buranın konuştuk. Dur bakayım daha neler dikecek onlardan, bak bak. Gittim aşağıya, onu tımar edin işte onları galiba, satıra. Ha. Şey mi? Ha, bademlerim. 3 tane olmuş. Diş bademi. Ona ne gömecek? Ha, çiçeği kopardın. Maşallah anacığım ya. Çok sever çiçeği. Şimdi ona da toprak doldurup gelecek. Şu kopardığı kenarından kopardı ya bir tane. Bak, Hakan'ın hanımı diye sevdiydi bunu diye, yenge bunun dalından ben olursa dediydi diyor. Onu da ona dikecek herhalde şimdi tutarsa. ne yapsın anacığım işte. Şimdi öğlen arası ben azıcık yatıveren dedim. Yürü dedim anne dedim. Bu iş bitmez dedim. Gel ikimiz yatalım dedim. İkimiz azıcık uzanamadık. Bir baktım annem gıpırın gıpırın kalkmış hemen. Durmamış. Dışarıda sesi geliyordu. Baktım çiçeğe götürüp gider çiçeğe dedi. Kızım dedi, saksını değiştireceğim bunun dedi. Bundan da karıştırsan bu saprak onun mu? Saçaklar hiç zannetmiyor. Bu saçak onun saçağıymış herhalde anne, yoksa daha canlı. Baksan da dibinde öyle çok şey canlı saçağı da yok değil yok, mi? Yok. Şey, toprak dedi ya. Bunu oldu mu? Şu alt ayağına geçmez. Valla bunlar işte bir şeye katıyorum bakalım. Sonra olursa canlı alırım başka bir şeyi. İyi hadi bakalım. Hadi bunda bir canlansın da. Olursa Hakan'ın hanımına mı vereceksin Deniz'e? Olursa veririm. Yenge diye bana bundan dedi. Olur olursa, çoğalırsa veririm kızım dedim. Tek gelmiş öyle mor mor açıp dururlar. Gözüne çilmiş orada. Gel olmaz ya. Şey, sakız sardunya deniliyordu buna, evet, büyümeyene öyle deniliyordu. Ha? Şimdi aklıma, sakız sardunya deniliyordu herhalde bildiğim kadarıyla. Bunun bir de eskilerden daha büyük büyük kocaman kocaman olanlarından vardır anne. Çok da eskiden annemin de kırmızı açı çok severim ben, bu sardunyaların kokusunu çok severim. Diyeyim ben bu büyümeyene diyen benim bacıya şey diye, fatoş diye. Bunun diye kafalarını kır olsam onlar diyor olur diye de, onlar hiç zannetmeyen dedim. Uzun gidiyor bunlar. Kim diyor onu? Dün dedi. Şeyden olabilir diye hani. He.
Şey yok, onların cinsi öyle bence. Onlar büyük Bence cinsi. cinslerden. Ha, eski sardunyalar kocaman kocaman olur diye şimdikiler çok büyük olmuyor. Bu Çok sıçı eski şey oluyor. türlerden o. Bence şuraya yaprak gibi bir şey gömdün. Ha, onu da göm. Diyeceğim, kopardın diyecektim. Bilmiyorum, bakarsın biter. Elimden biter lan onu da işte güvenemedim onlara. Bence senin elin deyince biter bence. Azıcık olur gibi olsun. Azıcık diyorum ben uzanıverdim diyorum beni uyuduğumuşun gel anne bu iş bitmez dedim. Bir baktım kayboluyormuş annem. Vallahi neydi? Açık mızgadım ama ben onu. Azıcık geçmiş misin? Ha, geçtim. Açık geçtim onu. Ben de uyur gibi uyanık gibi oldum işte. Naneler bak bitmiyor ya dedi yenge ben dedi. Şeyden dedi kız dedi denkelerden kuruttum dedi. Gene de evi bir çöydüm incecik incecik oluyor. Nanem orada çok gördün mü sen onları? Nerede? Çıkmış mı? Buraya sonra yenge şeyden getirdi dedim ya. Ali dedim de. He. Sabah dedi Emine verdi benim de dedi. Bakın işte ısları dedi. Nerede dur bakayım. Al oradan dediydi bana. Annemin önce naneleri şu zeytinden, şu ağaçtan şuraya kadar komple naneydi. Gelen biçer götürür kuruturdu. Herkes götürürdü, o da yoydu. Şurada var annemin nanesi, bak bunlar. Bu bile yetecek insana yani. Bazen dolma yapacağımızda falan buradan alıyoruz böyle yeşil. Ben de taze naneyi böyle yemek çok severim. Ha nereye dikti? Bunun içine dikmiş tavuklar yemesin diye. Buradan üredim. Eskiden zaten annemin burası. Bak eskilerden var. Ama onlar bir türlü ünermiyor artık. Tavuklardan mıdır bilmiyorum. Burası gözümüzün tuttuğu yer komple nane olurdu. Ama doymuş artık. Saçağı bile kalmamış. Aynen. Saçağı bile kalmamış. Şu 2 senedir, 3 senedir olmuyor galiba. Anne şurada da varmış. Baksana buraya bile ünermiş aslında. Ceyhan şey yaptım. Çarpımlar kattım. Tavuklar ekmeği. Hamur yağdı mı onu öyle ekmeği. Ha, şurayı şöyle çevireceğim diye annem. Şurada da var. Nane. Bir de şu içindekini. Annem seviyor böyle yetiştirmeyi. Anacağız. Ne yapsın? İlla bir şeyler dikmeyi, üretmeyi çok seviyor. El cezine bir şey batar. Tavuklardan şey oluyor yılların yeri. Kızıyan baksa tavuklara. Kızıyan mı? Kızıyan ama saldım her yere şey yerler bir yol çıkmayalım. Aparım olsa yürüyor. Şimdi betonda falan çok kovalıyoruz. Evin önünden kovalıyoruz. O zaman kızıyoruz. Hatta geçenki videomuz sonunda güzel güzel video çekerken tavuklar en son. Allah kızmışım. Olacak galiba de hiç kesmedim ama öylece attım. Herkes gördü mü de? Gören görsün. Tamam, Gülüyordu kimisi de. Hemen teyzemi kızdırdı tavuklar diyorlar. Şey derler beton üstüne çıkıyorlar. Ben de kızdığım odur. Evimle gelen tavuk çok. Gezelen demişti. O kadar biz hani açtık akşam üzere. Bizim topladığımız rokaları bize verecekler diye etrafımızdan gitmediler. Kabağı da yıkayalım. Ondan geri şey verelim. Bu Ha ben tohumunu getirdiydim Zeynep teyze bahçeyi şeyin ağaçların dibini çapalıyordu. Ben şuradan tohum getireyim. Bak bundan da vardı senin ya unuttum. Şunun aynısı işte. He. Arabada. Şey, ben bir bu da ben hatta görmediydim biraz sonra bittiğini gördüm. Benim evim çoğu da orada evimde ne var onu bilmem. Şurada çıkar mı? Getirdiydim tohumu arabada. Zeynep teyze de at atı verdi şeylerin dibine portakalların.
çıkar belki diye, çıksın diye. Bu arsız oluyor zaten. Nanesine kalkmadım, korkumuza ettik anam. Geçen sene hiç buradan bir üzüm alalım. Bir baktığımda 4 tane salkım vardı bunun. Hı, üzümler mi? Yemişler cahil değil. Onu da çevirdik, daha onu da koyduk. Hep onları şey koyduk. Şu üzümü de. Tavuklardan yermişler bu şekilde. Tavuklar üzümleri tuttuğu zaman yemesin diye. Şurada ilaçlar olan şunun içinde kalmış. Kim bilir hangisi, yazısı kalmamış. Önce o çiçekten buna kırmıyorsa kalmıyor. Hangini? Ona da mı çiçek gömecek? Yok, çıksın da dikiyoruz şimdi yere. Şundan mı diyor? Ha. Ne için hepsini dayanmış. Ne için? Orada 2-3 çıksa bile kök yeter. Öyle. Şurada çıksın, şuraya attım ben. Şuraya durdurum. Eşelerler mi? Dur ekelim de kökle. İçine mi ekelim? Dur madem bekle. Ne bileyim, tavukların karşı edeceğini. Gerçi tavuklar da bir şey durutmuyor ki. Al. Senin elinden çıkarım. Avcılar başladı yine. Yabancı değildir kızım. Hep buralardan işte şu orta. İlaç koktu anne. İlaç kokusu varmış o kovada. Çok ilaç varmış. Suyu içinde kalmışlar. Takmacıktan bir yandan ama bunlar öyle işler. Acık buruşmuş şunlar. Bu var oğlum, orayı döküyorsak olur da. Bura bir salsak bu pastalar hemen dur. Pastalar amca. Acık buruşur gibi olmuş. Baksana güzel güzel çiçekleri var maşallah. Ya da yağmazsa bunları öyle buradan bir salım. Ona aksın. Yarın yağışlı deniliyor bakalım. Hayırlısıyla yağsın bakalım. İnşallah anne. Sen acı biberlerle daha iyi de kaldı başına. Sen ağacında kurumuş acı biberler. Kuru acı biber istiyor. Ocak ağacında. Vallahi herkes acı biber. Şu toplasan zehir gibi indirme. Bir daha da dikmeyeceksin ama. Yengen de indireştim. Yengen'e maşallah. Bak var hepsini. Onu da indireştim. Yatarla yakın oldum. O da öyle diye. Sen yatarla yakın onda yengen. Bunlar boğun kurulmuştu. Burada bir tane payam var. Ben bunu nereye diksem onu düşünüyorum ama bu şeye payam var. Diş bademi mi? He. Valla ağaç dikecek bir yer de kalmamış. Yok. Şimdi bir de asman var orada. Asman var hadi. Asma o kocaman kocaman üzerinde. Nereye şimdi, diksem onu düşünüyorum. O bademi şeye diksen nasıl olur ki şu? Bak. Şu sakızlıkla o zeytinin arasını o kenara doğru diksen nasıl olur? Geçen sene oraya diktiydim, hiç de olmadı. Bir oraya diktiydim, bir de o yüzden. Acaba o yüzden oraya diksek ne olur? Diktin miydi oraya? Ha, diktiysin. Diktim öyle. Bilmiyorum, acık daha katılacak da öyle. Çünkü onu suladığın, su yaptığın zaman olur. Bakalım yağmur yağsın da olmaz sonra gömeyim diyen ama. Ben inden geri çağlam şey mi yiyeceksin? İşte torunlarım gelir, çocuklarım gelir, eli tanımasınlar. Annenin ağacının başında varmış desinler. Gelin poşetini doldursun geçsin. Benim gayem o hanım. Öyle anacığım öyledir bizim. Aç dikmeye çok meraklıyımdır. Çocuklarım geldi mi erikine bakmasın derim. Erik diktim bak. 3 sene oldu. Sen 3. sene herhalde. Geçen yılda güzel eriği vardı ama. Güzeldi. Geçen sene gelen torunlar tepesine bakıyor ağacın. Ağacın telefonun ışığına gidiyorlar buna bakmaya. Akşam gelen falan eriğin başına bakıyor. Eskiden çoktu bizim eriğimiz aslında. Çokudu kuyunun başında. Şurada kuyunun başında bademi falan aşıladıydı annem. Ama onlar hep kurudular. Kurudu. Eski çoğu eriğimiz. Ama ondan dedim çocuklarım yarın geldim dedim babana. Sarı erik, kırmızı erik. Ondan sonra işte, neydi o şey? O şey bizim özdeğinden değil. Özdeğ o ta çatır çatır. Bitiremedik hanım ondan da baksana bu sene bir de bir şey dikecek. Dalından dikecek. Onda özde gittik miydi? Oraya gittik miydi? Orak zaman içimiz yandı mı da orada da onun başına bakıyoruz. Aynı yazın gibi ya. Ama diye orada bir yer. Tabii biz de onun ağacından yiyoruz. Yiyeceklerdir sar. Oraya vardık yemişler.
Şeyin fidanları mı sulayacaksın sen? O tarafa doğru gidiyorsun ya. Ay anacığım benim, hiç durmaz. Dur desen de hadi bırak, boş ver anne dedim. Gel dedim, ikimiz yatalım dedim. Beni uyuduğum şey, hemen dışarılarda sesi geliyordu zaten. Durmamış ya, gari. Ezan okununca, ezan okununca namazımı kılayım diye kalkmış anacağız. Ha, Allah kabul etsin annem. Girmedi mi? Burada geçiyorum. Bunu da geçmesin. Heh. O da diye ben de buldum küfür çiviyi, getirin o zaman diye. Şimdi geldim koyuyor yani çaylık içiyor yerler, öndüğün çaylık o dedim. Bu sene iyiymiş diye, niye bunun o işte diye. Evet, gerçekten de faydası varmış of. Arkadaşlar. Ben geçen sene diye. Bizim 3 senedir 4 senedir bu cevizlerimiz ceviz tutuyor ama içi kararıyor. Aslında o şeyi götüreceğim, dibine koyacağım. Ne yani? Şey, yok. Şey var o. Zincir mi? Ha, olabilir. Olabilir. İçine su katıp koyacaksın. Küfünü salacak. Annem geçen sene hem bunun dibine bulduğu bütün tenekeleri gömdü. Çiviymiş, işte demirmiş, ne varsa ikisine de gömdü. Bir de kovaya su kattı. Küflü çiviler içine doldurdu. Suyunu döktü. Tekrar su kattı, koydu derken ha. Bu sene ikisinin de cevizleri çok güzeldi. Beyaz beyazdı, güzeldi. Bak sen enişte de öyle dermiş. Küflü çivilerden bulayım gelin madem ben bu sene beyaz olmuş cevizlerin içi dermiş. Gerçekten de faydası var. Ha, o da yedi bu sene. Hani geldiklerinde çayla koyuyor yani. Ben bunu şeyden hani sorduydum ben. Onların o tarafta ceviz oluyormuş. Herhalde rehber hocamız var. Rehber hocasına sorduydum ben bunu. Şey dedi, abla dedi. Bu dedi çivi, hatta dedi gövdesine de çivi çakarlar dedi. Ha, gövdesinden de dedi çivi çakarlar dedi. Oradan şey alsın diye. Küfünü alsın diye. Dibine de dedi. Hatta onun demir tozu da oluyormuş anne. Satılıyormuş aslında. Demir tozu da oluyormuş. Sonra bütün dedi küflü çivileri dedi dibine gömsün dedi, bayağı dedi. Ondan sonra demir dedi, suyunu ıslayıp dökebilir dedi. Demir eksikliği vardır dedi. Eğer dedi cevizi kara oluyorsa dedi. Bakın. Bak demirleri bak, hatta şey tenekesi bile dibinde. Gömülü bak, bir tanesi burada gözüküyor dibinde. İstedim yana, yandaki sündür o. Nerede buralar demir parçası bulmuş. Bakın bu 2-3 gün. 2-3 gün duruyor diyor. Annem kıpkırmızı oluyor diye. Döküyorum bir daha doldurup koyuyorum diyor. Ay neyitsin anacağız. Öyle işte be. En tık bizimki iş işlemek değil de. Vakit geçirmek anam, vakit. İş işlemek değil, vakit geçirmek mi? Valla bayağı da iş işliyorsun anne. Vakit geçiriyoruz da. Ne yapsın anacağız. İlle köy yerinde de illaki oluyor arkadaşlar bunlar ya. El el üstünde olmuyor. Durasın gelmiyor zaten. Baksanıza her yer yemyeşil olunca insan hevese geliyor. Hele bahar geldi miydi? Her hafta sonu gelirim muhakkak. Gelmişsin galiba. İşte çoğalır burada. Ha. İşleyeceksin tabii. Evet tabii, bahar geldi mi hem çalışacağız. Evet. Neydi o? Yaz hazırlığı. Ha, yazın kış hazırlığında uğraşıyoruz. Kışında yaz hazırlığı böyle. Önceden işte bakın bu şekilde annem fidanlarını ekmiş. Orası şey olmuş, otanım. Orayı dün ayıkladım bayağı. Evet. Hemen bir haftada çıkıyormuş maşallah. Maşallah. Bunlar şey batılcan herhalde. Orası domates. Annem bakın böyle yerli attığı yerleri belli etmiş. Şurası ne? Bak çubuk bağlamış. Şöyle şey ya. Çevirmiş. Ha, dolmalık biberle bir kara kara biber var diye. He. Bunlar oluyor. Acı olan mı? Gittim herhalde onun. Acı biber mi? Bir şey var öyle. Ha, ne o? Yeşil yabancı tuğ. Ha işte, hatta sizinle falan turşusunu yap dedik işte arkadaşlar o. Ya ondan dikmiş ondan annem. Ben buraya ektim, ikisi karışık. Hangisinden olursa. Bunlar biber. Buraya balcan ekledim bak, yeni çıkıyor. Diyorum maşallah bunlar çıkıyor bak, buranın balcanı çıkıyor. Ben şöyle acık fidan kendine gelmeyince bilemeyeceksin. Ha şunlar domates. Onları bildim. Domates. Onlar domates fidanı. Burası ot onlar hep. Şurası ot. Biber herhalde ya. Biber. Ha. Bura hep biber. Bura acı biber. Burası acı biber. Burası tatlı biber. Bura ot bürümüş. Buraya ayıtlayacaksın gayrı otunu. Yarın bile bakalım. Boş kaldım ayıtlarım.
İşte böyle anam, ne böyle için? İşte dikmesen de olmuyor. Diktin mi böyle yazın hani böyle annem gibi ağacından koparıp yemeyi çok seviyorlar. Her sene de kızıyorum ha. Anne bu sene çok dikmen, az dikin şunu diyoruz. Kıza kıza da olsa nasıl olsa bir arık diksem de kızım aynı oluyor. Üç arık diksem de diyor. Vallahi annem gibi sayesinde biz de yazın sebze almıyoruz. Ne yalan söyleyelim. Gidiyor. Ama damlama döşettim. Bu sene salması olmasın. Salması yoruyor sizi. Ne diyeceğiz anam? Bu sene diye baban gene o taşlı yere çöpüdeğim vurması diye. Burası gece olur diye. Aşağı zeytinden arasına. He, burası işte. He. Olur. Motor nasıl? Şeyle, o motorla da bir sürdürürler acaba. Arın dersiniz. Nerede motoru görmedim ben ya. Doğru mu diyeyim ben? Al, nereye koyduz motoru? Aldınız mı? Geldi mi? Geldi. Dün sonra çapaladı. Nereye çapaladı? Babam mı çapaladı? Enişte mi? Nasıl çalıştırması iyi mi? Zorca ya diye yapılacak diye. Orada biz yapabilir miyiz acaba? 2-3 tane birin edecek, 2-3 tane birin öyle edecek. Onun çok büyük olanlar, güçlü olanları zormuş da. Çok büyük değil bu. Büyük değil mi? Değil. Ha, bakma. Nereye koyduğunuzu ben göremedim mi? Orada göstereyim vardı. Neyse bir göster bakalım. Şey, zeytinlerin dibine arkadaşlar motor alalım diyorduk. Zeytinlerin dibine çok motor, traktör yanaşamıyor. Edemeyiz işte. Alacaklardı annem gibi aldık diyorlardı da ben görmedim. Şimdi söyleyince annem aklıma geldi. Enişte mi almış? Almadı. Ha enişte mi getirmiş? Ha, baba ben ne yapacağım motoru dedi. He. Bütün ikisi ödeyecekler bunu dedi. Şimdi aldı. Babam alalım diyor değil mi? Alalım dese de size ben etmedim. Öyle mi? Alman da etmen de dedi. He. Ondan enişte kendisi almıştı. Ha, iyi sağ olsun. İyi hadi. Parası ortak olur. Kullanması da ortak olur. Bütünle ikimiz gari yürüyor. Abamla ikimiz gari edebilir miyiz? Kim bilir? Sürebilir miyiz ki biz onu? Az edilecek gibi olsa belki ben bile edeceğim anam. Hadi babalıcık bunun olduğu yerde indi kuru tarla diye. O gün diyeyim ben yağmur olsun bir ıslansın. Gidelim bakalım edebileceğiz mi anam? Gidelim bakalım. Bakalım belki sen de bekliyor musun? Hafta sonu. Birin acık birin izdik. Hep yemişler. Onu şimdi mi sürülecek olsun? Şimdi vuru yağmur. Yani yağmur olduktan sonra şimdi sürülür değil mi? Ha, yağmur oldu mu sürülecek. İyi bakalım. Hiç bile kaldı mı da? Niye de almancık var? Kenarından tavuklar girmesin diye annem öyle her köşesini örtüyor. İllen olursa atmasın diye. He? Koyraz moyraz olursa atmasın. Niye de almancık var? Böyle koyayım dolara bir koyayım. Bizim ağaç dikecek yerimiz yok. Hele bir tane asma var. Hı. Güzel üzümden. Nereye dikeyim onu düşünüyorum ben ona. Şimdi ağaç dikecek. Ya kenarlara dikmesi lazım. Şu ortaya dikilemez. Çünkü buralar hani sebze ekiliyor, yulaf ekiliyor. Ya şu aralara dikecek şey aralarına. Her yerde dolu. Kenarlar zaten dolu. Koyayım olmazsa dediğim gibi. Ya, şu incir ağacı. Yazın bunun başına bakıyız. Onun yanında badem ağacı var. Öte yüzünde sakızlık var. O sakızlık kesilecek de. Bu badem çok güzel bir badem değil mi? Raldı altında. Ha, o sakızlık kesilince belki ünelebilir. Şurada zeytin var. Orada yine badem var derken. He. Kenar kısımlar dolu bu dere kenarı. Koysam birazını. Badem buradan aldı. Bak bu sene var. Bu sene şey anne ya. Yağmur yaş olursa döker bu çiçekleri. Çünkü erken açtı bu sene. Allah ne derse olacak ana. Öyle. Öyle. Allah nasip ederse yedirir. Nasip etmezse yedirmez. Ocaklık. He? Ocaklık mı edesin var? Valla edesim var da ne zaman nasıl denk getirirsem bilmiyorum gari. Onu olsa gari yazmadan anam bilmeyen de. Yaza da kalmadan işte kim yapıyor onu bir sormam lazım sorsam. Buralarda kim yapar? Ya deme gösteren bakalım. O gene gelir ediyor. He, olur. Ben şurayı diyoruz. Ablamla beraber şuraya şöyle istiyoruz. Hani böyle. Hı. Şu taraf açık olsun önü diyoruz. Şurasını gelin istiyoruz da. Bakalım gari. Bakalım. Çok... Hem ekmek pişirmeye hem şeye falan güzel olur diye yani içerik üretmeye.
Ama burası da çok güzel olur diye düşünüyor şöyle şu tarafa. Güne karşı böyle. Çevireceğim her yerini galiba. Tabii. Tabii etrafını çevireceğiz galiba. Ön tarafını şey bulsun. Ön tarafını. İşte ön tarafını sebzeyi şuraya diksek güzel olur aslında. Ön tarafına şöyle diksek bu tarafa. Allah nasip oraya da seni. Damlama ederiz. Allah nasip ederse. Ama kendinden öylesine ederiz. Orayı bulur öyle. Allah nasip ederseydim. Gelecek de onun diye kim edecek diye usta.